TRT 24 YouTube kanalında Adem Yavuz Arslan'ın İsrail vuruyor, yıkıyor çünkü başlıklı yazısını dinliyorsunuz. ABD Başkanı Joe Biden'ın dünyanın dört bir tarafında merakla beklenen ulusa sesleniş konuşmasının yorumuna ve İsrail-Hamas savaşının seyrine ilişkin ayrıntılara geçmeden önce Türkiye'ye dair çok önemli bir uyarı hatırlatma yapmak istiyorum. Bana göre Gazze'de yaşanan savaş ve insani drama karşı en kırılgan ülke Türkiye. Bu durum sadece coğrafi yakınlık veya tarihsel bağlardan kaynaklanmıyor. Evet, Filistin ve Gazze meselesi hem tarihi hem dini hem de kültürel olarak aynı zamanda Türkiye'nin de meselesi. Ayrıca din, milliyet, kültür bağı gerekmez, hem İsraillilere yönelik saldırılara hem İsrail'in Filistinlilere saldırısına tepki koymak için insan olmak yeter. Fakat Türkiye'nin kırılganlığı ve karşı karşıya kaldığı büyük risk çok özel bir durumla ilgili. Türkiye son 10 yılda adım adım çökertildi. Hem de kendi yöneticileri tarafından. Özellikle de 15 Temmuz kumpasıyla bambaşka bir döneme girildi. 17 Aralık 2013 büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası, Türk polisini dağıtan nerede yolsuz, ahlaksız ve hukuksuz polisler varsa önemli görevlere getiren Erdoğan, 15 Temmuz sonrası yargıda da tarihi tasfiyeler yaptı. TSK'nın hali hiç parlak değil. Ordunun beyni sayılan kurmay subayların %90'ı, generallerin yarısı ve subay, az subay kadrosunun %30'u keyfi olarak heba edildi. Savaş uçaklarına pilot bile bulunamıyor. Uzun uzun örneklerle anlatabilirim. Ama Türkiye'nin yaşadığı çöküşü görmemek için adeta kör olmak lazım. İktidarın arınıyoruz dediği süreçte mafya iktidara geldi, hükümet mafyaya dönüştü. Hem tecrübeli kadrolar tasfiye edildi, hem de yerlerine gelenler de asli işini yapmak yerine mafyayla işbirliğine girip yağmaya girişti. Özellikle istihbarat gibi uzmanlık isteyen alanlarda çok ciddi boşluk var. İşte böyle bir dönemde ateş çemberinin ortasındayız. İran başta olmak üzere yabancı ülkelerin desteklediği radikal akımlar istihbaratın radarından çıktı. Yetmedi, Erdoğan rejimi tarafından sırtları sıvazlandı. Türkiye tarihi aynı zamanda provokasyonlar tarihi de sayılır. İsrail'in Gazze'de giriştiği insanlık dışı katliamlar ki artarak devam etmesi bekleniyor, takipsiz kalan ve çoğunluğu komşu bir ülkeden desteklenen örgütler için istismar fırsatı veriyor. Neredeyse tamamı Erdoğan rejimi tarafından kontrol edilen medya ve özellikle de sosyal medya yangına körükle geliyor. Korkarım bu gidiş hayra alamet değil. Etkileri çok uzun yıllar hissedilecek kötü olaylar yaşanabilir. Aman dikkat diyerek ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasına geçelim. Öncelikle şunu not etmekte fayda var. Biden'ın konuşmasına çok fazla anlam yükleyenlere katılmıyorum. Çünkü ABD Başkanı Biden ortaya karışık bir konuşma yapmak zorundaydı. Önümüzde seçim var ve Biden'ın hem Yahudi lobisine ihtiyacı var hem de azımsanmayacağı kadar ciddi bir oy potansiyeli olan Müslümanları da küstürmemek zorunda. Biden aynı zamanda dünyanın geri kalanıyla pek ilgilenmeyen Amerikan kamuoyunu Ukrayna ve Gazze meselesinde duyarlı hale getirmeye çalışıyor. Şahsen 15 dakikalık konuşmasını tam da Biden-vari bir konuşma olarak görüyorum. Nitekim Biden konuşmasını bitirir bitirmez cumhuriyetçilerin yoğun tepkisini aldı. Birçok cumhuriyetçi siyasetçi Ukrayna ile Gazze meselesinin aynı kapsama alınmasına tepki gösterdi. Onlara göre Biden'ın yaptığı fırsatçılıktan başka bir şey değil. Biden konuşmasında iki devletli çözüm gibi bilinen önerilerini tekrar etti ve teröristlerin ve diktatörlerin bir bedel ödemesi gerekir dedi. Ancak Biden'ın önünde çok ciddi bir açmaz da var. Şöyle ki, Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra Amerika çok güçlü ve kesintisiz bir şekilde İsrail'in ardında durdu. İsrail'in sivillere yönelik orantısız bombalamaları bile bu durumu değiştirmedi. Blinken, ben aynı zamanda bir Yahudi olarak buradayım gibi diplomaside pek rastlanmayan bir ifade kullanırken, Biden altını çize çize İsrail'in yanında olduğunu tekrar etti.
Netanyahu da hem ABD'den aldığı bu sınırsız destek hem de dünya kamuoyunun yanında olması nedeniyle her geçen gün daha büyük katliamlara gelişti. Okul, cami, kilise veya hastane fark etmeksizin her yeri yakıp yıktılar. Eli kulağında olan kara harekatı başlayınca çok daha kötü görüntüler gelecek. İşte Biden'ın önündeki en büyük tehlike de burada daha da belirgin hale gelecek. İsrail ustaca kendini geri çekip ABD desteğini nazara veriyor. Bir yandan da girişeceği kara harekatı öncesi hastane, cami, kilise, okul vurarak kamuoyunu işleyeceği büyük suçlara hazırlıyor. İşte Netanyahu'ya çok güçlü bir şekilde destek çıkan Biden hükümetinin önündeki en büyük risk de burada olacak. İsrail'in işlediği her suç, neden olduğu her katliam ABD'nin de hanesine yazılacak. Sonuçta İsrail ordusu ABD yapımı bombalar, mühimmatlar kullanıyor. ABD uçak gemileri İsrail açıklarında. Dahası Biden ve Beyaz Saray yetkilileri İsrail'e destekte çok bonkör davrandılar. Biden yönetimi ne kadar farkında bilmiyorum ama Netanyahu'ya verdikleri açık çek önlerine çok büyük bir fatura getirebilir, diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'deki köşesinde.